düşman askerini onurla bir direniş olarak görüyoruz. Olağanüzüyle bu milleti aşamayacaksınız. Kardelen televizyonundan mutlu akşamlar. Tarih 11 Ekim Salı, 11 Ekim Cuma ana haberle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere Sırbistan'daydı. S Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'in görüşmelerinin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 11 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarını sürdürüyor. Bugünkü durağı ise Sırbistan'dı. Önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ile baş başa görüştü. Ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 11 anlaşma imzalandı. Münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere sizlerin huzurunda 11 anlaşmaya imzayı attık. Ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Değerli basın mensupları Sayın Uç için belirttiği gibi. Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'la ticaret rakamlarını verdi. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 projeyle 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić sadece ikili ilişkileri değil bölgesel meseleleri de görüştü. Balkanların huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna-Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım. İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha ifade ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan katil İsrail'in işgali altındaki Gazze'yi ve Lübnan'ı burada da unutmadı. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram da hiç şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık dur denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Teşekkür ederim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında bazı asılsız iddialar ortaya atıldı. İddiaların eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinden çıktığı da konuşulan konular arasındaydı. Konu bizzat Kılıçdaroğlu'na soruldu. Yirmiyiz. Efendim bir CHP'yi karıştıran son skandalın yankıları sürüyor. Pardon, Kemal pardon. Bey, pardon. Başkan, genel başkanım. Başkanım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yasak aşk iddiası ortaya atılmıştı. Her iki tarafta asılsız iddiaları kesin bir dille yalanladı. İddialara çok sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Çevresindeki üç kişinin bu itibarsızlaştırma operasyonunun içinde olduğunu söylemesiyle gözler Kılıçdaroğluna çevrilmişti. Sayın Genel Başkanım, buraya doğru, Konu bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. İddialarla bir ilgisinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, bu dedikodu ve magazinin siyasette kullanılması kadar yanlış bir şey yok. Bu siyasette kalitenin düşmesine yol açıyor. Hayatım boyunca iktidar kanadı da dahil bu tür olayların hiçbirisine itibar etmedim. Asla dillendirmedim, konuşmadım. Bu konuda çok duyarlıyım. Duyarlıyım çünkü hayatın gizliliği, anayasanın açık hükmü var zaten. Bu tür olaylar çıktığı andan itibaren derhal dava açılması lazım. Dava aç açmazsanız tartışılır durur ifadelerini kullandı. Sayın Genel Başkanım, doğru, Siyasetteki erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Muhalefetin 2025'e işaret etmesini gerçekçi bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim için tarih verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ve erken seçim tartışmalarına ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Mehmet Uçum siyasetteki normalleşme sürecine ilişkinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Yeni bir çözüm sürecinin söz konusu olmayacağını vurgulayan Uçum, Türkiye o dönem ihanete uğradı dedi. Bir televizyon programında konuşan Mehmet Uçum'a erken seçim tartışmaları soruldu. Uçum, 2027'nin ortasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Türk halkı erken seçimi gündeme taşıyabilir. Bunun 2025 ya da 2026'da gerçekleşmesini beklemiyorum. Erken seçim ancak 2027'den sonra gündeme gelir. ifadelerini kullandı. Onu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını da değerlendiren uçum muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmayı bitirdi. Ama tartışmayı bitiren muhalefetin buna uygun davranabilmesi için mecliste 2028'den önce seçimi desteklemesi gerekir dedi. Alman hükümetinden bir açıklama geldi. Başbakan Olaf Scholz'un Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaret 19 Ekim'de gerçekleşecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Alman hükümeti sözcü yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sözcü yardımcısı Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Scholz'un 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini belirtti. Büchner, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleneceğini aktardı. Görüşmenin içeriğine ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Büşner, ancak Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti. Büşner, Eurofighter satışı konusunda Almanya hükümetinin tutumuna ilişkin bir soru üzerine de yapılacak görüşmelerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini, bunun dışında bilindiği gibi silah ihracatına ilişkin burada ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını dile getirdi. Bir gazetecinin bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi sorusunu Büşner, elbette Alman Şansölyesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz diye yanıtladı. Sözcü yardımcısı Büşner, ziyarette Ukrayna Savaşı'nın önemli bir konu olacağını aktararak, burada Türkiye önemli bir ortaktır dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor diyen Bakan Şimşek, cari açığın milli geliri oranı %1'in altına geriledi ifadelerini kullandı. Ekonomide taşlar yerine oturuyor. Ağustos'ta dostaysa cari fazla 4 milyar 324 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verileri cari açıktaki düşüş finansal istikrarı güçlendiriyor sözleriyle yorumladı. Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu veriler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre cari denge Haziran ve Temmuz'un ardından Ağustos'ta da 4.3 milyar dolar fazla verdi. Böylece cari dengede son 5 yılın en yüksek fazlası gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cari denge verilerini değerlendirdi. Cari açığın milli gelir oranının %1'in altına düştüğünü aktaran Bakan Şimşek, Ağustos ayında 4.3 milyar dolarla son 5 yılın en yüksek aylık cari fazlası kaydedilirken, yıllık cari açık 11.3 milyar dolara indi. Bu durum 2023 yılı Mayıs ayında kıyasla yıllık cari açıkta 44.4 milyar dolarlık bir düşüşe işaret ediyor dedi. Yılın ilk 8 ayında portföy girişlerinin 24.9 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Şimşek, banka ile reel sektörün dış Dış borç çevirme oranları sırasıyla %167 ve %132 seviyesinde gerçekleşti. Cari açıktaki azalma ve dış finansmandaki güçlü görünüm makrofinansal istikrarımızı pekiştirirken ekonominin dayanıklılığını arttırıyor ifadelerini kullandı. Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketine göre yıl sonu için enflasyon tahminleri yükseldi. Milyonların gözü ise asgari ücret için yapılacak zam oranına çevrildi. Asgari üc ücret için kulislerde %20'den %35'e kadar çok sayıda tahmin dillendirilmeye başladı. Ocak 2025 asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle belli olacak. Yıl sonu enflasyon tahmini %41.11'e yükseldi. Oranın güncellenmesiyle yeni asgari ücrete ilişkin beklentiler de değişti. Yıl sonu enflasyonu tahminler doğrultusunda olursa 2025 yılı asgari ücreti 7.500 TL birden zamlanacak. Böylelikle yeni asgari ücret 24.502 TL olacak. Yıllık enflasyon 2023 yıl sonunda 64.8 olarak açıklandı. Ocak 2024'te ise asgari ücrete %49 zam yapıldı. 2023 yılında net 11.402 TL olan asgari ücret 2024 yılında yapılan zamla 17.002 TL'ye kadar yükseldi. Milyonlar gözlerini 2024 yılının son çeyreğinde açıklanan enflasyon rakamlarına çevirdi. Asgari ücret komisyonu Aralık ayında yeniden bir araya gelerek Ocak 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete karar verecek. Asgari ücrete yapılan zamla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri de değişecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini %43.14'ten %44.11'e yükseldi. Oranın güncellenmesiyle beraber yeni asgari ücrete ilişkin beklentiler de değişti. Eğer yıl sonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketine göre gelirse ve asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılırsa 2025 yılı asgari ücreti 7500 TL zamlanacak. Böylelikle mevcut durumda 17002 TL olarak uygulanan asgari ücret 24502 TL'ye çıkacak. Diyarbakır'da 13 Ekim'de düzenlenecek olan eyleme PKK'nın da çağrı yapması üzerine Erzurum Valiliği de harekete geçti. 10-14 Ekim 2024 tarihleri arasında toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi. Diyarbakır'daki eylemler nedeniyle Erzurum Valiliği yeni kararlar aldı. 10-14 Ekim 2024 tarihleri arasında toplantı ve yürüyüşler kısıtlandı. Bazı ilçelere giriş ve çıkışlar denetim altında. Yasin Börü ve arkadaşları Diyarbakır Kobane olaylarında PKK terör örgütü tarafından katledilmişti. 13 Ekim'de Diyarbakır'da Yasin Börü'yü anmak amacıyla bir eylem düzenlenecekti. Ancak bölücü terör örgütü aynı anda eylem için çağrı yapınca etkinlik iptal edildi. Erzurum valiliği de bunun için harekete geçti. Alınan kararla 10-14 Ekim 2024 tarihleri arasında toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi. 13 Ekim 2024 tarihinde Diyarbakır'da yapılması planlanan mitinge katılım amacıyla Diyarbakır iline gidebilecek kişi ya da grupların il merkezimizle Çat, Hınız, Karaçoban, Karayazı ve Tekman ilçelerimize giriş ve çıkışlarının il merkezimiz ve belirtilen ilçelerimizde gerçekleşebilecek açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen her türlü eylem 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 08'den 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 08'e kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır denildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Botaş yetkilileriyle birlikte olası saldırı ve petrol sızıntısına karşı alınacak önlemlerle ilgili Horasan ilçesi Acısu Deresi-Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattında tatbikat yaptı. stratejik noktalarda alınan tedbirler kontrol edildi, uygulama yöntemleri hakkında değerlendirme yapıldı. Erzurum jandarması petrol boru hattında sabotajlara karşı tatbikat gerçekleştirdi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri BOTAŞ yetkilileriyle birlikte olası saldırı ve petrol sızıntısına karşı alınacak önlemlerle ilgili tatbikat yaptı. Tatbikatın adresi Horasan ilçesi Hacı Suderesi Bakü Tiflis Ceyhan ham Petrol Boru hattı oldu. jandarma ekipleri hattın geçtiği bölgelerde stratejik tedbirleri kontrol etti. Uygulama yöntemleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletmelere ceza yağıyor. Erzurum'da da bu kapsamda denetimler sıkı tutuluyor. 4-11 Ekim tarihleri arasında 271 işletme denetlendi. Aykırılık tespit edilen iki işletmeye ceza kesildi. Erzurum'da 271 işletme denetlendi, olumsuzluk tespit edilen iki işletmeye idari ceza uygulandı. Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan işletmeler kıskaca alındı. Yurdun dört bir yanında denetimler yapılıyor. Erzurum'da da ekipler sahada. Sadece 4-11 Ekim tarihleri arasında 271 işletme kontrol edildi. Denetimlerde alı 174 gıda hattına gelen 31 başvuruda dikkate alındı. Denetimler analize dayalı olarak yapıldı. İşletmelerden 7 adet numune alındı. İki işletmede aykırılık tespit edildi. Söz konusu işletmelere idari yaptırım kararı uygulandı. Erzurum'da lezzetli ve taze kuruyemiş sevenler için yeni bir adres açıldı. Tarlabaşı Deluxe kapılarını müşterilerine açtı. Kuruyemişler, renk renk lokumlar, birbirinden lezzetli çikolatalar. Burası Tarlabaşı Deluxe. Tarlabaşı Deluxe birbirinden lezzetli ve taze ürünleriyle kapılarını müşterilerine açtı. Tarlabaşı Deluxe birbirinden lezzetli ve taze ürünleriyle açıldı. Firma şehrin kuru yemiş severlerine geniş bir ürün yelpazesi sunmayı açıldığı günden başardı. Açılış töreni yoğun ilgi gördü. Kuru yemiş, şeker, lokum, e, draje ürünlerinin satıldığı bir alan oluşturduk. Erzurumların beğenisiyle sunduk. İnşallah beğenirler. Erzurum için hayırlı uğurlu olur. Mağaza doğal ve kaliteli ürünlerle dikkat çekti. Kavrulmuş fındıktan, bademe, cevizden, kuru meyve çeşitlerine, dokumlardan çikolatalara kadar pek çok seçenek sunuluyor. Tarlabaşı kuru yemiş uygun fiyatları ve kaliteli hizmet anlayışıyla Erzurum'da kısa sürede adından söz ettireceğe benziyor. Yaklaşık 200'ün üzerinde ürün çeşidi bulunmakta. Bunların tamamı birinci sınıf ürünler. ...tamamı en kaliteli ürünler. Bunları da en kaliteli... ...en doğru fiyata... ...satma hedefiyle sunuyoruz. Erzurum ekonomisine katkıda bulunmak isteyen... tarlabaşı Deliküs kentteki... ...mağazı sayısını arttırmayı hedefliyor. Erzurum'da bundan sonra da... ...inşallah bir iki şube daha... ...şu an görüşmelerini yapıyoruz. Açma niyetimiz var. Hem Erzurum ekonomisine... ...hem Erzurum insanına... ...daha hizmet verebilmek adına... Hem de buradaki istihdama katkı sağlamak adına elimizden gelen bir şeyler olursa insani olarak ciddi bir mutluluk yaşamış olacağız. Şehrin merkezi bir konumunda bulunan mağaza günlük taze ürünleriyle tüm müşterilerini bekliyor. Oltu-Artvin Karayolu'nun Ayvalı Mahallesi ve Taşlıköy Mahallesi arasındaki kısmı heyelan nedeniyle yaklaşık 50 gündür kapalı. Bölge sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Işte. Erzurum'un Oltu ilçesini Artvin'e bağlayan yol 50 gündür kapalı. Bölge halkı yolun açılmasını istiyor. E, yolumuz e, göründüğü üzere bir yaklaşık 2 aydır heyelan nedeniyle kapalı durumda. Ee, yolumuzda şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Çatak suda oturmaktayım. Yaklaşık 45-50 gündür yolumuz kapalı. Hiç kimse buraya müdahale etmiyor arkadaşlar. Çocuklar okula gidiyor. Okul sıkıntıları var. Ayvalı Barajı kıyısındaki dağdan kopan kayalar yolu tamamen kapattı. Bölge sakinleri kış gelmeden yollarının açılmasını istedi. İki aydır yolumuz kapalı. Ne Erzurum'a gidebiliyoruz ne de kazaya gidebiliyoruz. Nereye gideyim hastayım. Hastaneye gidemiyorum, bir şey edemiyorum. Bu yol Doğu Karadeniz'e bağlantı noktası konumunda. Vatandaşlar yolu kullanamadığı için çevre il ve ilçelere gitmekte zorluk çekiyor. Bu yol Erzurum'un Doğu'yu artık Karadeniz'e bağlayan transit bir yol. İki aydır bu yolumuz kapalı, çok zorluk çekiyoruz. Biz il ilçemize ve il ilimize... E, gidemiyoruz. Bağlantımız kesildi. Bu Oltu yolu kapalı olduğu için Kars'a, Göle'ye, Oltu'ya e, Ardahan'a ulaşımımız 150 kilometreye çıktı. Buradan 60 kilometreyken şimdi 150 kilometre uzun dereye dolaşmak mecburiyetine kaldık. E, mezra yollarımız da taşlı olduğu için gidemiyoruz. Her giden bir lastik kümletiyor. Çok güçlükler içerisindeyiz. Yetkililere sesleniyoruz buradan. Bu yolumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz. Liglere verilen milli aranın ardından Erzurum Spor Futbol Kulübü Pendik Spor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı idmanla başladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurum Spor Futbol Kulübü Pendik Spor maçının hazırlıklarına başladı. Kadaşlar 20 Ekim Pazar günü Pendik Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Erzurum Spor Futbol Kulübü karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Maç hazırlıkları başladı. 5 günlük izinden dönen futbolcular oldukça moralli bir şekilde top başı yaptı. Mavi Beyazlı takım Pendik Spor'la yaptığı 4 maçtan 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı. Erzurum Spor Futbol Kulübü yeni sezonda oynadığı 8 maçta aldığı 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15 puanla lig tablosunun 3. sırasında yer alıyor. Artvin'de bulunan Yusufeli Barajı, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5. en yüksek barajı. Baraj, ülke ekonomisine yıllık 6 milyar lira katkı sağlıyor. Metrekli... Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5. en yüksek barajı. Artvin Yusufeli Barajı'nın yüksekliği 275 metre. Ülke ekonomisine katkısı ise yıllık 6 milyar lira. Artvin valisi Doktor Tuğran Ergün Yusufeli Barajında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Buraya geldiğimizde biz ilçe gezilerini devam ettiriyoruz. O kapsamda da bugün Yusufeli ilçemize Yusufeli Barajının ziyaretiyle başladı. Sağ olsun bölge müdürümüz, bölge müdür yardımcılarımız orada çalışan arkadaşlarımız barajın yapımına başlandığı 2013 yılından hizmete alındığı tarihe kadar geçen süreci hızlı bir şekilde bize anlattılar. Yusufeli Barajı gibi projeler mega proje olarak adlandırılıyor. Yusufeli Barajı da hepimizin bildiği gibi 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin birinci dünyanın da en yüksek beşinci barajı unvanına sahip. Artvin'de yalnızca Yusufeli Barajı bulunmuyor. Artvin hidroelektrik enerjisi bakımından oldukça verimli bir il. Çoruh Havzası üzerinde bulunan 7 adet barajın 5'i artvin sınırları içinde sadece Yusufeli barajının Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 6 milyar TL. Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Beyrut'un merkezi vuruldu. Saldırılarda 22 kişi öldü, 117 kişi yaralandı. Bölgedeki bazı binalar tamamen yıkılırken birçok binada ağır hasar gördü. Katil İsrail'i kana doymuyor. İsrail ordusu Beyrut'un merkezine vurdu, 22 kişi öldü, 117 kişi yaralandı. İsrail, Gazze'den sonra gözünü Lübnan'a dikti. Başkent Beyrut'un tam merkezine hedef aldı. Beyrut'un merkezinde meydana gelen iki patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 117 kişinin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Rasallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi. Saldırı ve Safa'nın hedefte olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah'la kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Beka ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2141 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafından çoğunlukla ordu üstlerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren öğretmenlik mesleği kanunu teklifi yasalaştı. Öğretmen adaylarının 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısıyla çarpımı kadar maaş verilecek. Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren öğretmenlik mesleği kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda öğretmenlik mesleği kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen teklifle öğretmenlere yönelik işlenen suçlarla cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor. Öğretmen adaylarına 30 bin ek göstergenin memur aylık kat sayısıyla çarpımı kadar maaş verilecek. Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, gelişimi ve kariyer basamaklarında ilerlemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı olarak Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik ihtisas mesleği olarak tanımlanıyor. Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yüksek öğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek. Öğretmenlik mesleği yeterlilikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Hazırlık eğitiminin süresi 4 dönem olacak. Bu süre öğretmen adayının mezun olduğu yüksek öğretim programına göre 3 dönem olarak da uygulanabilecek. Somali'ye doğru 5 Ekim'de yola çıkan Oruç Reis, Süveyş kanalını geçti. Sismik araştırma gemisi güvenle ilerliyor. Konuya ilişkin bilgilendirme Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Türkiye enerji alanında yatırımlarını sürdürüyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis Süveyş Kanalı'nı geçti. Güvenli bir şekilde Somali'ye doğru ilerliyor. Oruç Reis 5 Ekim Cumartesi günü Somali'ye doğru yola çıktı. Geminin Ekim ayı sonunda Somali açıklarında olması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, sismik gemisinin Süveyş kanalını geçtiğini belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemimiz beraberindeki destek gemileri ve deniz kuvvetlerimize bağlı fırkateynlerle Süveyş kanalını geçerek Somali'ye doğru güvenli ilerliyor ifadelerini kullandı. Oruç Reis Somali'de 3 Deniz Yetki Alanı'nda petrol ve doğalgaz arama çalışması yürütecek. Sismik araştırma gemisinin topladığı veriler Ankara'da analiz edilecek. Alınan sonuçlara bağlı olarak da belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışması başlayacak. Türkiye'nin Somali'de 15 bin kilometrelik deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunuyor. Oruç Reis ise bugüne kadar hiç yapılmamış olan üç boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyeti yaklaşık 7 ay sürecek. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zaanos Paşa Destek Gemisi, Sancak Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek. Efendim İstanbul Başakşehir'de korkunç bir olay yaşandı. 17 yaşındaki bir şahıs yolda yürüyen 3 kişiye bıçakla saldırdı. O dehşet dolu anlar kameralara saniye saniye yansırken saldırganın yaraladığı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Eskişehir'de yaşanan bıçaklı saldırının bir benzeri de İstanbul'da kayda geçti. Başakşehir'de bıçaklı saldırgan yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı. Dehşete düşüren olay İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. Bir şahıs cadde üzerinde yürüyen kişilere bir anda bıçakla saldırmaya başladı. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansırken saldırgan 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırı sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 17 yaşında olduğu tespit edilen saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganın 3 kişiyi bıçaklamadan önce olay yerinde bulunan tenha bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçasını alarak hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Saldırganın bilgisayar oyunundan etkilenerek bu eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi. Adana'da yıllar önce platonik aşkıyla evlenemeyince kalbinin kapılarını kapatan 83 yaşındaki bir kadın gelinlik giyip düğün yapma hayalini yaşadığı huzur evinde gerçekleştirdi. Platonik aşkına kavuşamayınca evlilik defterini kapattı. Ancak gelinlik giymek hep hayaliydi. 83 yaşında damatsız düğünle bu hayalini gerçekleştirdi. mutluyum. Bugün hayallerim gerçek oldu. Adana'da yaşayan Sümbül Topbaş 83 yaşında. Gençlik yıllarında platonik bir aşkı vardı. Şartlar el vermedi, kavuşamadı aşkına. O günden sonra da kalbini aşka kapattı. Tek taraflıydı. Hiç açılmadı. Hiç açılmadı ona. Sümbül Topbaş yaşı ilerleyince kentteki bir huzur evine yerleşti. Oradaki eğitmenlere ve çalışanlara hep en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğundan bahsetti. Bu hayali huzur evi yönetimi göz ardı etmedi. Durumu Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne iletildi. Teyzemiz huzur evinde meslek elemanlarımıza yaptığı görüşmelerde ve arkadaş sohbetlerinde gelinlik giyme özlemini defaten tekrar etmesi üzerine arkadaşlarımız, kurum personellerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla teyzemize ömür boyunca e, hayalini gerçekleştirmek üzere bu etkinliği gerçekleştirdik Müdürlük gerekli girişimleri yapıp önce gelinlik aldı Daha sonra da bir düğün salonu ayarladı Ve mutlu son Kuaförde bir güzel hazırlanan Sümbül Topbaş Gelinliğini de giyerek düğün salonuna gitti Gelin davul zurna her şey vardı düğünde Ancak bir şey eksikti O da damat Songül Topbaş ilk dansı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile yaptı Efendim bu gelişmeyle ana haberi noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte hafta sonu ana haber için birlikte olacağız.